Radyo.net. Sefalar getirdiniz efendim. Yine bir çarşamba gecesi sizlerle beraberiz. Yine bomba gibi bir program hazırladım sevgili dostlar sizler için. Her hafta olduğu gibi saz arkadaşlarım ilk olarak teşekkür ediyorum hepinize. Evet, şimdi sizler merak ediyorsunuzdur, diyorsunuzdur. İki haftadan beri gripsin, nasıl oldun? Yani mutlaka diyenleriniz vardır. Ama iyi olmadım sevgili dostlar. Bu neyin nesidir anlamadım. Arkadaşlar sizin başınıza geliyor mu böyle olaylar? Gelmez mi? Böyle, tabii ki böyle olaylar geliyor da uzun süreli böyle grip olayları geliyor başınıza. Oo, ama bakıyorum öyle sağlam giyinmişsiniz. Ya. Evet sevgili dostlar iyi olmaya çalışıyoruz ama tam böyle kendime gelemedim yine. Allah inşallah en kısa zamanda iyi eder cümlemizi hasta olanları da. Evet sevgili dostlar yine dedim ya bomba gibi bir program hazırladım. Her hafta konuklarımı biliyorsunuz buradan söylüyorum. Zaten sizler de görüyorsunuz.
çok itinalı seçiyorum. Sanatlarına değer verdiğim sanatçı arkadaşlarımı burada sizlerin huzurlarınıza çıkartıyoruz. Yine çok sevdiğim, sanatını, kişiliğine çok değer verdiğim bir sanatçı arkadaşım geliyor. Böyle onun bugün sizin bilmediğiniz yönlerini de inşallah çıkartacağız huzura. Çok güzel bir ses, çok güzel bir yorum. Evet, Ali Bakanay geliyor efendim. Sonu gelmeyen bir yasın. Sen benim için bir deryasın, bir deryasın. Görürüm seni düşlerimde. Gitme uzaklara, beni buralarda yalnız bırakma. Gitme uzaklara, beni buralarda yalnız bırakma. Yalnızım, yalnızım, kimsenin olmadığı yerdeyim. Yalnızım, yalnızım, kimsenin olmadığı yerdeyim. Dipteyim, geçmedi gitti. Kas senedir ağlıyorum, bilmiyorum. Görüyorum seni düşlerimde. Gitme uzaklara, beni buralarda yalnız bırakma. Gitme uzaklara, beni buralarda yalnız bırakma. Yalnızım, yalnızım, kimsenin olmadığı yerdeyim. Yalnızım, yalnızım, kimsenin olmadığı yerdeyim. Süper. Çok değişik bir şarkıyla. Bunu şöyle anlatayım. Normalde
şey olmuyordu. Evet. Normalde Karadeniz müziği değil. Böyle evet, Ömer Akdağ isminde geçen sene atış alanını İlköğretim Okulu'nda matematik öğretmeni yapıyordum. Evet. Kendisi müzik öğretmeni kadrolu. Böyle bir tanıştık kendisiyle. O da müzisyen kendisi, aranjör. Hı hı. Aranjisi kendisine ait. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi izliyorlar şu anda. Selamlar arkadaşı olsun. Arkadaşı Özlem de. Ve Ömer Akdağ izliyor. Selam olsun. Selam. Evet, selamlar da. Olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Böyle değişik bir çalışma yaptık. Evet. Beğendiyse insanlar ne mutlu bize. Evet. Ali Bakanay. Evet. Kimdir? Şöyle bir sizin ağzınızdan bir... Ben şöyle anlatayım. Ben 5-6 yaşlarından beri müzikle uğraşıyorum. İlk saz ve kemençeyle müziğe başladım. Çok iyi. Benim ana enstrümanım kemençe. Evet. Ana enstrümanım yani kemençeyle büyüdük. Sonra diğer enstrümanlarla, 10 tane değişik enstrümanla çalıştım. Piyano çaldım. Gitar çalıyorum işte, saz, çok güzel, halk evet. Müziğiyle de uğraştım. Batı müziğiyle de uğraştım. Klasik batı müziğiyle de uğraştım. Her tarz müzikle biraz haşır neşir olduk. Sayısı. Evet, şimdi Ali Bakanay'ı tabii ki tanıyanlar gitarıyla hep. Değil evet, mi? Gitar ama ben içeride kemençe çalma özelliğini de bilmiyordum mesela. Ben de hani seni hep gitarla evet. biliyordum. Ama kemençeyi de çok güzel çalıyorsun. Evet, kemençeyi çok uzun yıllardan beri çalıyorum. 25 sene neredeyse oldu. Evet. Kemençe çalıyorum. Esas çalgı kemençe. Çok iyi. Böyle bir şey niye için yaptık? Ya bunlar açıkçası bizim kendi içimizden gelen şeyleri insanlara sunduk. Bunu beğendiler sağ olsunlar. Evet. Bundan dolayı böyle bir şey yaptık. Ama tabii insanlar bizim Karadeniz halkı diyelim insanlarımız kemençeyi çok seviyorlar. Tabii bizim asıl enstrümanımız kemençe. Doğru. Ya biz de böyle değişik olsun diye bir şeyler yapmaya çalıştık ama beğenildi. Evet, beğenildiği için evet, böyle bir şey evet. yaptık. Ama tabii bundan sonra yapacağımız çalışmalara kemençeyi de koyacağız. Yani ön planda kemençe olacak tabii. yapacağımız ezgilerde. Çünkü insanlar bizim kemençeyi seviyorlar. Doğru, benim, doğru. Ana enstrümanımız evet. kemençe. Benim de ana enstrümanım kemençe zaten. Aynen öyle. Güzel projeler var o zaman değil mi? Evet. Bunlara zaten var. İlerleyen... Çok güzel projelerim var kafamda. Onları kısa bir zaman içinde yapmayı düşünüyorum. İnşallah. O zaman yeni projelerle tekrar programımda seni görmek istiyorum. İnşallah. Sağ olun. Evet sevgili dostlar şimdi... bizlere mesajlarıyla eşlik etmek isteyen dostlar MKD yazıyorlar, bir boşluk bırakıyorlar. Mesajlarınızı yazıyorsunuz, 39-29'a yolluyorsunuz. MKD yazıyorsunuz, bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajlarınızı 39-29'a yolluyorsunuz. Şimdi sevgili dostlar şöyle bir şey var. Bazı arkadaşlarımız diyorlar ki, mesaj gönderiyoruz, okumuyorsunuz. Halbuki ben hepsini okuyorum yayında. Belki bir ya da iki hafta okumadıklarım oluyor. Mesajlarınızı yazarken lütfen, MKD yazarken... yani dikkatli bir şekilde yazalım ki başka farklı yerlere gidiyor mesajlarımız. Bunlara özen gösterelim. Yoksa buraya gelen her mesajı ben okuyorum. Saygıdeğer hemşerilerim. Evet, canlı telefon bağlantılarıyla bizlere eşlik etmek isteyen dostlar da 0216 640 0566 0216 640 0566 numaralı hatlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Ali Bakanay'dan türküler isteyebilirsiniz, benden isteyebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olabilir. Onlara en güzel şekilde cevaplar vereceğiz. Bu akşam da böyle her hafta olduğu gibi sanatsal bir program yapacağız sizlere. Şimdi hemen bir mesaj okumak istiyorum ilk olarak. Bakalım ne demişler sevgili hemşerilerimiz. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar Gönül ablam. Ben İstanbul Arnavutköy'den Mustafa Akaya. Size ekibinize konuğumuz Ali Bey'e buradan kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Sizden At Şapkanı Başından türküsünü istiyorum. Okursanız sevinirim demişler. Çok çok selam teşekkür olsun, ediyoruz. Sağ olsun. Evet. İyi programlar Gönül Hanım, muhteşemsiniz. Babanıza selamlar demişler. Çarşambayı sel aldı. Okursanız sevinirim. Behram Usta demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Merhaba Gönül Hanım, ben Çerkezköy'den Ömer Özber. Benim için Seni Unutamadım adlı türküyü söyler misin demiş. Seni Unutamadım. Tamam, Seni Unutamadım'ı okuyalım o zaman. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Ondan sonra mesajlarla ve türkülerle devam edeceğiz. Thank you.
geçer öfkeni, akar gözümün seni. Nerede son sevdum, nerede son sevdum. Seni unutamadım, sözümü tutamadım, içimde. Türküydü. O albümde zaten en çok ses getiren türkü olmuştu. Bravo. Evet. O zaman bravo. Ali Bakanay'dan hemen bir türkü daha alalım. Evet sevgili dostlar, MK'de yazıyoruz, bir boşluk bırakıyoruz. Mesajlarımızı 39-29'a yolluyorsunuz. İstek türkülerinizi görüyorsunuz, okuyorum. Hadi bakalım. Na 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 na.
yol ayrı bin hay, sevgilim ne diyeyim o kalbi cehennemde, ben cehennetin eleyim. Geldik yol ayrı bin hay, sevgilim ne diyeyim o kalbi cehennemde, ben cehennetin eleyim. Düşüp da buğalım sürme ne der esine, ey yarım sürme ne der esine. Hasret kaldım ilerdir yüzünün gülmesine, ey yarım yüzünün gülmesine. Maşer günü su halde, benden çekileceksin. Bilmiyorum sevduğum ne cevap vereceksin. Maşer günü su halde, benden çekileceksin. Düşüp da buğdadım sürme ne dedesine, ey yarım sürme ne dedesine. Hasret kaldım ilerdir yüzünün gülmesine, ey yarım yüzünün gülmesine. Hasret kaldım ilerdir yüzünün gülmesine, yarım yüzünün gülmesine. Na 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 na. Kaya gül yüzüm benzer aya, tirdum geçti humi günleri saya saya. Deniz üstünde kaya gül yüzüm benzer aya, tirdum geçti humi günleri saya saya. Düşüp da burada sürme ne deresine, ey yarım sürme ne deresine. Hasret kaldım ilerdir yüzünün gülmesine, ey yarım yüzünün gülmesine. Bravo, çok güzeldi. Kime ait bu eser? Bu eserin müziği bana ait. Çok güzel. Sözleri Cevat Kızıltaş isminde bir abim var. Ben evet. Sürmene'de halk eğitim merkezinde kemençe ve gitara eğitim veriyordum. Hı-hı. Orada tanıştığımız bir adam. Kendisine selam olsun. Gerçekten yaşanmış bir hikaye. Evet. Bu ayrılık şarkısı diye bir bestem var. Onun da sözü ona ait. Çok güzel. O zaman onu da biraz sonra dinleyeceğiz. Evet. Şimdi kısa bir jeneriğimiz var. Tamam. Sevgili dostlar, bizim gönül programına özel Ekşioğlu İnşaat'ta bu geceye bu programa özel şok kampanya devam ediyor. Gardania Tatil Sitesi'nde muhteşem daireler, havuzlu site içinde güvenlikli, Aquapark, Kafeterya Market, 7/24 kamera sistemi, inanılmaz kampanya. 10 bin peşinat veriyorsunuz, kalan 36 ayı 0 faiz, kefil yok, kredi yok.
Ara ödeme yok. Hemen tapu. Kaçırılmayacak fırsat sevgili dostlar. Kalan daireler satışa açılmıştır. Son daireler kalmıştır. Bu geceye özel kampanya devam ediyor. Hem yatırım yapmak isteyenler hem oturmak isteyenler mutlaka bu kampanyayı değerlendirsinler. İstanbul'a 170 kilometre mesafede, denize 100 metre mesafede sıfır daireler sizleri bekliyor. 10 bin peşinat veriyorsunuz, 42 bin TL'den başlayan fiyatlarla daire sahibi oluyorsunuz. Altta geçen numaraları arayıp daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Mutlaka efendim arayın. Evet. Evet, birkaç mesaj daha okumak istiyorum. Ondan sonra güzel türkülerle devam edeceğiz. Evet. Selamun aleyküm, ben Trabzonlu Abdurrahman Çebi. Bizim gönülden Yarim Derin Uykuda şarkısını istiyorum. Aynı zamanda Ali Bakan'a da hoş geldin diyelim. Bütün okunan parçalar tüm Çebi aşiretine gelsin. Hoş bulduk. Demişler. Selamlar olsun. Evet, sizlere gelsin bütün şarkılar. İyi akşamlar. İstanbul'dan Avni Çakır, Gönül Hanım programınızı severek izliyoruz. Konuğunuza selam eder, programınıza başarılar dilerim demiş. Selam Gönül Hanım, ben Bafra'dan Ali Erdin. Sizden herhangi bir parça söylemenizi, bu parçayı eşim Fatma, kızlarıma ve bütün aileme armağan ediyorum demişler. Selam Gönül Hanım, Ali Bey'i yeni gördük, çok beğendik demişler. Kendisine selamlar ederiz. Teşekkür ederim, sağ olsunlar. Evet, Harim. Yine kısa bir kampanyamız var. İzliyoruz. Bizler tekrar buradayız.